Merhabalar dostlar, ben Eren Ceylan. Bugün Age of Civilizations 2 Osmanlı İmparatorluğu serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında pek de kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Çünkü buradaki toprakları ben biraz kolonileştirdim, kolonize ettim ve kendi toprağımı bağladım. Bu şekilde ve bağlamaya da devam edeceğiz. Buradaki toprakları da almamız gerek. Şuradan yavaştan alıyorum ben ama şu an gerek yok. Şimdi en son Asya'daki kalan küçük çaplı devletleri toplamaya devam ediyorduk. Ve burada birkaç devlet kalmıştı. Bunları da artık yavaş yavaş toplayacağız. Sınırlarımız içine alacağız. Şimdi ben eskiden direkt vasal yoluyla ilhak ederek topluyordum ama bu şekilde de alınabiliyor. Ben vasal yoluyla almamın sebebi şuydu ki bazen bazı devletlerin toprakları başka yerlerde olabiliyor. Bu yüzden direkt hepsini almak için ben vasal yoluyla alıyordum. Ama artık bu şekilde eyaletleri, gizli olmayan devletleri yutacağız. Şimdi eyalet talep et diyerekten direkt yutalım. Burada kalan devletler vardı. Bunları da hızlıca alalım. Ultimatom gönder diyerek fırça ile de daha rahat bir şekilde seçebilirsiniz. Böyle direkt alalım abi. Burada da iki eyaletli bir devlet kalmış. Bunları da hızlı bir şekilde alalım. Ve bir dakika. Bunu alamadık. Şimdi göndereceğim. Az önce gönderemedim. Artık bu aldığımız toprakları biraz asimile edelim. Ondan sonrasında ise yine almaya devam ederiz. Paramız zaten taşıyor abi. Araştırmaya ve mallara verelim. Güzel. Nüfusumuz artacak mallara verdiğimiz için. Kastilya. Şimdi Kastilya burada. Kastilya'ya ultimatom göndereyim mi? Göndereyim abi. Bu şu an ilişkisi benimle iyiymiş ama ben anlamam abi. Vereceksin topraklarını. Gelip de burada toprakların olsa dahi gelip de oradan toprak almayacaksın. Adam resmen benim önümü kapatmak için yapmış. Biz de ona haddini bildirelim. Tüm topraklarını istemeyeceğim Kastilya'nın. Şuradaki topraklarını, Kuzey Afrika'daki topraklarını ve buradaki topraklarını isteyeceğim. Kalanını da artık sonra alırız. Tamamını vermeyecektir diye düşünüyorum. Evet, bunları aldık. Sonrasında burada bir devlet var. Bunu da alalım abi. Hepsini seç diye bir şey yok mu ya? Çünkü böyle sıkıntı abi. Toprak kaçabiliyor bazen. Neyse kaçanları da alırız artık bir şekilde. Bu seride dünya fethi yaptıktan sonra ise yeni bir seriye başlayacağız. Bu seriye bitmeden başka bir seriye başlamayı düşünmüyorum. Zaten hızlı bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Bizle savaşabilecek herhangi bir devlet yok. Zaten 500 bin kişilik ordumuz var. O yüzden sıkıntı yok abi. Burada Jolof'un bir toprağını unutmuşuz. Sıkıntı değil ama. Şu toprakları asimile ederek devam edelim. Paramız da azalıyor. Fazla yatırım yaptığımız için. Bundan sonraki tur yatırımı kısacağım. Artık para gelsin. Şu yatırımları kapat abi. Araştırmada da artık fazla bir teknoloji bonusu gelmiyor. Zaten teknolojide bayağı ilerlediğimiz için şu anda dünyanın lideriyiz teknolojide zaten. Diğerleri bizle yarışabilecek seviyede bile değil. Şimdi başka kim kaldı? Sen kalmışsın. Sen de gel kardeşim. Orada hiç tek başına yaşama. Eyaletleri talep et. Ondan sonra burada bir devlet kalmış. 14 eyaleti var. Diğer toprakların nerede senin? Burada mı? Vay be. Adam Afrika şeyden Amerika'dan toprak almış. Güzel. Eyaletlerini talep edelim. Amerika'da yaşamaya devam et sen. Amerika'daki topraklarını şu an almayacağım. Border Gore'u bozmak istemiyorum.
Daha doğrusu border war yapmak istemiyorum. Eyaletleri talep et. Güzel. Şimdi buradaki topraklar kolonize edilebiliyor, değil mi? Evet. Kolonize edilebiliyor ama şu da mı edilebiliyor? Bu açık renkleri ben kolonize edemiyoruz sanıyordum eskiden de. Veya eskiden edilemiyordu. Şu an yeni mi kolonize yaşlar bilmiyorum. Buradaki toprakların bir kolonize işlemlerini yapalım. Ondan sonra ise yeni eyaletler katmaya başlarız. Şunların da bir asimilasyonlarını da tamamlayalım. Öncelikle bir asimilasyonları yapalım o zaman. Sonra da kolonize işlemlerini yaparız. Hızlı bir şekilde. Zaten bayağı bir toprak aldığımız için asimilasyon işlemleri uzun sürecektir. Kolonize için de zaten diplomatik puan lazım. O yüzden bir asimilasyonları bitirelim. Dünya fethi gelecek abi. Şu anda gelmemesi için hiçbir sebep yok. Zaten karşı koyabilecek bir devlet yok. Bakalım. Bir Aztek İmparatorluğu var. O da sıkıntı değil. Onu da rahat bir şekilde yeneriz. Şu anda dünyadaki güç dengesine bakacak olursak Teton Şövalyeleri ikinci sırada yer alıyor. Kendileri neden ikinci sıradalar? Ooo, Teton da bayağı büyümüş. Şu Teton'u o zaman bir alsak mı? Yok be, almayalım şu an. Sınırları bozmak istemiyorum. Şu an sınırlar gayet güzel gözüküyor. Şuradaki ufak bir toprak dışında güzel. Ha, buradan ben ne zaman toprak aldım? Şuradan bari denize bir sınır yapalım da orayı. Burada da toprağım varmış benim. Amerika'ya çıktığımızı hatırlıyorum da burada çıktığımızı hatırlamıyordum. Buraya da çıkmışız. Ya şuraları hatırlıyorum. Burayı niye kolonize edemiyoruz? Tuhaf. Neyse. 6 eyalet kalmış, onları da halledelim hemen hızlı bir şekilde. Ve artık Asya'daki bütünlüğümüzü sağlayalım. Şimdi ya şeyde sıkıntı yok ya. Enflasyon artsın. Arttığı gibi düşürmesini de biliriz abi. Şu an para gelsin yeterli. Şimdi burayı alamıyoruz. Kolonize edemiyoruz. Burayı da edemiyoruz. Sebebi ise oradaki toprağımız olmaması ama saçmalık abi, oradan yanına nasıl komşu toprak alabilirim ki ben oraya? Oralar büyük ihtimal kolonize edilemeyecek. Öyle kalacak. Ama düzgün bir şekilde ilerledik ya. Sınırları bozmadan güzel bir şekilde ilerledik. Buraların yarısı çölmüş zaten. Buranın da tamamı çöl. Asker basmaya gerek yok. Burada isyan edilmez diye tahmin ediyorum. Zaten kolonize toprak. Kim isyan edecek abi? Avusturya'da birazdan tamamen bizim elimizde olacak. Şurada kim var? Burası da normal kolonize toprakmış. Kimse kalmadı Asya'da. Asya'da bir tek biz kaldık. Bunlar tek tek uğraştırıyor ya. Direkt topla edemiyor muyuz abi şey kolonize? Evet, oradaki kolonizeleri tamamladık şu anda. Puanımız da 7008'e yükseldi. Şimdi burada bir devlet kalmış. Onu da artık kendimize bağlayalım. Ultimatom gönder, eyaletlerini talep et. Ve oradaki şeyleri de artık eyalet talep et abi direkt. Vasallaştırmak istemiyorum. Oradaki toprakları da kolonize edelim. Ama şuradakiler edilemeyecek diye tahmin ediyorum. Evet, oradakiler edilemeyecek. Maalesef. Tamam, tüm toprakları asimile ediyoruz şu anda. Burada bir Toki devleti kaldı. Bu Japonya'daydı en son. Biz bunu aldıktan sonra buraya kadar gelmiş. Onun da artık yaşamına son verme vaktimiz geldi o zaman. Bu bizim vasalımızmış ya. Bunu yutalım o zaman direkt. İlhak talebi abi. Bu bizim vasalımızmış. Ben de vasalımdan haberim yok. Neyse.
Tamam. Buralarda düzeni sağladık. Şurada bir devlet kalmış. Maldivler diye. Maldivleri de alalım hemen. Zaten adam bize o kadar kötü bakıyor ki. Şuraya bak. İlişki eksi 73'te. Onu da kolay bir şekilde aldık zaten. Şimdi burada büyük bir Merina Krallığı var. Onu da hemen kendimize bağlayalım. Belki bu kabul etmez ultimatomu. Bayağı büyük bir devlet çünkü. Bakalım edecek mi? Etmese de ettiririz abi, sıkıntı yok. Kabul etti. Bunun topraklarını da hemen asimile edelim hızlı bir şekilde. Diplomatik puan hala bize az geliyor ya. Hareket puanında bir sıkıntı yok ama diplomatik puan da hala az geliyor. Bayağı eyaleti varmış bunun da. Şu anda tamamen ettik herhalde. Yok, edememişiz. Daha 20 eyalet varmış. Hala mı edemedik ya? Neyse, şu an ettik. Aynen, tamam, şu an bitti. Burada bir Nupe var. Bu devleti zekanımıza bağlayalım. Afrika'yı da bitirdikten sonra direkt Avrupa'ya gireriz artık herhalde. Şu anda bir diplomasi bug'ı olmadığı sürece dünya fethi gelmiş durumda şu anda. Diplomasi bug'ı olursa ama seriyi bırakabiliriz. Bunları da kendimize bağladık şu anda. Zaten Afrika'da güçlü bir devlet yok. Afrika'da olmadığı gibi Avrupa'da da yok. Avrupa'da bir Teuton var. Her yere dağılmış bir şekilde. Ve İngiltere Krallığı var. İngiltere'de hakimiyet süren. Ama Kastilya ile de savaşta bu. Yani her an her şey olabilir Avrupa'da. Güç dengeleri değişebilir ama bize karşı gelemezler tabii hiçbiri. Biz yavaş yavaş sindire sindire bu toprakları kendimize kattığımızda yavaş yavaş Avrupa'ya da gideriz artık. İki tane eyalet kalmış en son asimile etmediğimiz. Onları da hemen asimile edelim. Şurada bir devlet kaldı mı diye bakıyorum ama kalmadı herhalde. Burası kolonize edilemiyor. Şurada varmış. Evet. Burada bir devlet kalmış. Onu da kendimize bağlayalım şimdi. Tamam, Asya bitti herhalde şu an. Şöyle bir diplomatik ekrandan bakarsak şu an bitti gibi gözüküyor. Buralar zaten kolonize edilemiyor şu anda. Edemeyeceğiz orayı sanırsam. Tamam. Buradaki Oyo İmparatorluğuna da son verelim diyeceğim de adamlar bizle ilişkiyi fullemiş ya resmen. Saldırmayalım diye mi artık? Ne yaptılarsa fullemişler bizle ilişkiyi. %100 yapmışlar ama nafile, artık yapacak bir şey yok. Bunların topraklarını da alalım direkt. Tamam. Şu kalanları da hızlı bir şekilde ilhak edelim. Şurada bir devlet kaldı. Onu da hızlı bir şekilde ilhak edelim direkt. Tamam, bunlar zaten kolonize topraklar. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Şunları da asimile edelim. Kaç toprak var asimile edilmesi gereken? 50 toprak. 50 eyalet kalmış. Toprakları da kolonize edelim hızlı bir şekilde. Bu bölümde Afrika'yı toplayabilecek miyiz acaba? Bu çorak araziler de artık şey yapılabiliyor, kolonize edilebiliyor. Ben bunları normalde kolonize edilemiyor sanıyordum.
Yeni mi getirildi yoksa eskiden de vardı ben mi bilmiyordum bilmiyorum. Ben bir ara denemiştim sanırım. Kum serisinde olması lazım. Kolonize edilemiyordu çünkü bu topraklar. Kolonize işlemleri kolay ya. Bir devletleri yutalım da kolonizasyonlar kolay. Hatta kolonizasyonları yapmamıza bile gerek yok aslında da. Ben yapıyorum şu an. Kaç eyalet kalmış? 12 eyalet kalmış. Onları da hemen asimile edelim. İki turda edilir herhalde. İki eyalet kaldı. Onları da asimile edelim. Tamam. Jolof burada da hayatını sürdürüyor şu anda. Vay Jolof vay. Adam kaça kaça bir yer oldu ya. Bunu nasıl göremedik orada? Tamam, Kuzey Afrika bitti tamamen. Bunu da alınca tamamen bitecek abi Kuzey Afrika. Bitti. İki eyalet kalmış. Asimile edemediğimiz onları da hemen asimile edelim. Şimdi siz kaldınız. Evet, burada bir Oya İmparatorluğu duruyor. Ve Jolof da var. Jolof. Abi adam her yere kök salmış ya Jolof. Vay vay vay. Eyaletlerini talep edelim senin hemen. Sen zaten bize öfkeyle bakıyormuşsun. O yüzden eyaletlerini talep edelim hemen. Ayrıca diğer öfkeyle bakan devletlerin de eyaletlerini direkt talep edelim. Diğerleriyle de ilişki düşürüp artık talep ederiz. Sen varsın. Senin zaten fazla bir eyaletin kalmamış. Ondan sonra Burundi var. Burundi'yi de alalım hemen. Başka? Sen de gel bakalım. Burada son bir devlet daha var. Seni de aldık mı? Seni alamıyoruz şu an. Seni şimdi alacağım. Tamam. 28 eyalet olacak. Asimile etmediğimiz o yeni devletle birlikte. Şu anda refahta altın çağımızı yaşıyormuşuz. Güzel. Ekstra para verir bu bize. Hala yalnız paramız bitmedi ya. O kadar yatırım yapıyoruz hala bitmedi para. İsyan çıkmadan ilerliyoruz ya. Umarım çıkmaz. Şimdi konuştum ben ama umarım çıkmaz. Burada bir devlet kalmış. Bize 90 ilişkisi var ama tam ortamızda ya. Tam sınır güzelliğimizi bozuyor. Onu da hemen alt edelim. Gelsen. Gel bakalım. Vasallaştırma yapıyorum sürekli alışmışım ya. Bundan sonra vasallaştırma yok abi. Direkt eyaletlerini talep ediyorum. Sonrasında ise sen varsın. Senin zaten ilişkin yüksek değilmiş. Hızlı bir şekilde alırız. Sonrasında burada bir devlet daha var. 94 yapmış ilişkiyi ya adam. Nasıl korktuysa artık. Merak etme oğlum. Sen de diğerleri gibi bizim topraklarımıza katılacaksın. Size işkence yapmayacağız merak etmeyin. Yatırımı kapat abi artık. Afrika'da kim kaldı? Şimdi burada bir Yao devleti varmış. Ama artık yok. Yaolar artık yok. Sonrasında ise sen varsın. Sen de artık yoksun. Senin başka bir toprağın falan var mı? Varsa uğraştırmadan ver bize ya. Yokmuş tamam 5 eyaleti vardı zaten. Sonrasında ise sen varsın. Sen bayağı bir yüz ölçümün yüksek. Direkt alalım seni. Sonrasında ise burada Oyo'ka var. Oyo var. Oyo'yu da alalım. Daha fazla ilişki düşürmeye gerek yok. Eyaletleri talep et.
Hangisi la bu? Ha, bu muydu? O toprakları işgal mi etmiş? Ne yapmış? Yüz ölçüm büyüktü az önce ya baya. Neyse. Burada bitirelim videoyu arkadaşlar. Bu bölümde de Afrika'nın neredeyse tamamını aldık. Bir sonraki bölümde Afrika'nın tamamını ve Avrupa'nın da bir kısmını almış oluruz diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videolara beğeni ve yorum atıp bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.